Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometrik konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Haydi çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki tulumada AB 80 cm, CD 70 cm. Evet CD 70 cm. Ali Bey uzunluğu da bakın bu bir demir çubuk. Evet bu da bunların her ikisi de sabit mi arkadaşlar? Sabit. Şekil 1'de de şekil 2'de de aynı sabitlik devam edecek ve buradaki açı da 120 dereceymiş arkadaşlar. E bu demir çubuk. iki demir çubuk arası 120 ise ben bunu aşağı doğru bastığım zaman ne olacak arkadaşlar? Yine aynı şekilde bakın burası da öyle mi olacak? Şurada kaç? Yine 120 120 derece. Şu demir çubuk AB uzunluğu, Ali Bey uzunluğu yine 80 ve şuradaki uzunluk da yine 70 olarak sabit olarak kalıyor mu arkadaşlar? Kalıyor. E şimdi bu tulumba şekil konuma getirildiğinde A ile D noktaları arasındaki uzaklık yerden eşit uzakta oluyormuş. Evet bu ve bu yerden eşit uzakta oluyormuş. Şuradaki mesafeler de birbirine eşit oluyor. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu ne anlama geliyor? Onu da soru üzerinde kullanacağız büyük ihtimalle. Yerden eşit uzakta arkadaşlar bunlar. Tamam. Şimdi ben buradaki 120 derece kullanacağım. 80'i ve 70'i kullanacağım. X'i bulacağım. Arkadaşlar 120 görünce 120'nin mantığı nedir? dış açısı. Yani 60 dereceyi kullanacaksın. E 60 dereceye nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hop şurada kaç 60. Şuradan bir dik çizecek olursam. Hocam ne çıktı o zaman burada? 60'ı 30 60 90 çıktı. Evet. Şimdi bak şuradaki uzunlukların eşit mesafede olmasını kullanabiliriz. Niye? E hocam burası e, 80 artı A. E burası da 80 artı A olmak zorunda. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. Çünkü burası A artı 80. Burası da A artı 80 olmalı. 70'i buradaysa 10 kaldı buraya. E burası 10sa 30'un karşısı 10sa 90'ın karşısı kaç yapacaktır arkadaşlar? 20 yapacaktır. Yani böylelikle cevabımız ne çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde yere dik durumdaki direğe monte edilmiş, yere paralel iki metal çubuğa takılmış trafik ışıkları gösterilmiştir. Evet AC uzunluğu 10. Yazalım bakalım AC neredesin? İşte buradasın. 10. BD ile EF 4'müş. BD ile EF 4. Şunlar 4'er birim ve ED uzunluğu BC uzunluğu 6. BC 6 ve ED uzunluğu da 5 olarak verilmiş. Arkadaşlar burada bir dik üçgen var mı? Var. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Tamam. E arkadaşlar şurada da bir dik üçgen var. O zaman burası 5, burası kaç? Burası 12 olduğundan 5 12 13 üçgenden burası 13 çıktı. Hocam bir de şurada bir dik üçgen var. Burası 9. E burası 12. 9 12 15 3 4 5'in katı değil mi arkadaşlar? Evet. 9 12 15'ten burası da 15 çıktı. AF uzunluğu 15 oldu. Artı AE uzunluğu 13 oldu. Topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 28 yaptı. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Aşağıdaki şekilde bir damperli kamyonun AB hidrolik silindirinin modeli ve BC 3 kök 7 olarak verilmiş. BC evet gençler şurası 3 kök 7 olarak verilmiş. Hidrolik sistem damperi yer düzlemi 45 derece açı yapacak şekilde açıldığında AB kaç metre olur diye soruluyor. Arkadaşlar burası 3 metre burası da 3 metre olarak verilmiş. Şimdi biz Şuradaki AB uzunluğunu bulmaya çalışacağız. AB uzunluğunu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Z, ee, dik üçgen oluşturmak zorundayız. Valla benim aklıma şu geliyor. Dik üçgen oluşturmak geliyorsa hocam şuradan bir dik çizerim. Olay biter. Dik çizdiğim zaman hani şununla şu birbirine paralel ya. Burası 90. E burada da bir 45-45 90 üçgen oluşturmuş oluruz. E hocam buradaki 3'ü nasıl kullanacağız? Bak şuradaki 3'ü şu şekilde kullanabiliriz. Üçgen burası da 3. E hocam 3 kök 7 ise burası. Burası 3 kök 7 bölü kök 2 olacak. Eyvah buradan çıkmaz. Çıkar. Çıkar. Ama uzun çıkar arkadaşlar. Ya yani sayı sana diyor ki git başka yola git diyor. Buradan nasıl çıkacak hocam? E 45 45 90 üçgeni. Burası 3 kök 7 bölü 2 kök 2 ise burası da 3 kök 7 bölü kök 2 olacak. Sonra burası 3 kök 7 bölü kök 2 eksi 3 olacak. Burası da 3 kök 7 bölü kök 2 eksi 3 olacak. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şurada pisagor yapacaksınız işte. Bir kenar 3 kök 7 bölü kök 2 eksi 3. Bir kenarda 3 kök 7 bölü kök 2 artı 3 olduğundan dolayı Pisagor bağıntısı A kare eşittir. Kareleri toplamı şeklinde yazdığınız zaman cevap çıkar. Ama ben burada işkillendim. Yani burada büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar? Daha kolay bir yol vardır. Ya yani böyle saçma sayılarla uğraşıyorsak büyük ihtimalle daha kolay bir şey vardır. E o zaman düşünelim. Daha farklı bir şey düşünelim bakalım. Bize verilen bilgileri bir bakalım. Şurayı bana 3 kök 7 vermişti. Eyvallah bunu kullanacağım. Hocam burası 3. Yani bu ne demek? Şuradaki uzunluğun da 3 olması. Hocam burası 3. Buradaki uzunluğun da 3 olması. Hatta burası da 3 oluyor. Burası da 3 oluyor. Aa, burada bir kare çıktı. Ha, ya da x kenarda iki üçgen çıktı. 90 ya burası. Hocam burada 45'i de kullanabilir miyim? Kullanabilirim tabii ki. Şu uzunluğu da bak. Şu uzunluğu da işin içine katacaksınız. Şimdi dikkat. Bu uzunluk da işin içerisinde olacak. Buradaki 3'leri de kullanacağız. E hocam ben şurada hop şunu şöyle çizersem. İkiz kenardaki üçgen değil mi bu? Evet. İkiz dik üçgende kalmasın. 3 3 ise burası 3 kök 2 oldu. Burası da 45 45 90 üçgenim oldu. Evet. E şimdi bu 45'i kullanmadık hocam. Bak bu 45'i yoğunlaş. Hocam burası 45 ya. Aha da burada bir 90 derece çıktı mı? Çıktı. Ve şu üçgen Pisagor bağıntısından daha kolay bir şekilde çıkar mı arkadaşlar? Çıkar. Buraya A diyecek olursak A kare eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı 3 kök 7'nin karesi. Böyle pis pis sırıttığım zaman daha kolay bir yolu vardır biliyorsunuz. A'yı da buradan bulursunuz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde bulacağıma bakın bir dik üçgen. Kenarlarımız ne arkadaşlar? Şu şekilde göstereyim isterseniz kenarları. Birisi 3 kök 2 90 derece. Birisi de 3 kök 7. Hocam bu A'yı bulacağız. Dikkat ederseniz arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyorduk? Her ikisinde ortak çarpan var mı? Var. Hocam burası 3 çarpı kök 2 burası 3 çarpı kök 7. A o zaman burası da 3 çarpı geri kalanları kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde olmuyor muydu? Bunun karesi 2 artı bunun karesi 7. Yani 3 kök 9. Burası 3 diye çıkar. Cevap da kaç yıl olacaktır o zaman arkadaşlar? 9 olacaktır. Yani bu kısa yolda lütfen ama lütfen Pisagor bağıntılarını da kullanın arkadaşlar. Unutmayın bunu. Tamam. Evet cevabımız böylelikle akçay oldu. 120 dereceler verilmiş ve şurası 20, burası 20, burası 20 metre olarak verilmiş. A noktasında bulunan bir yüzücü şekildeki yolu izleyerek D'ye kadar yüzerek geldiğinde A noktasından kaç metre uzaklaşmış olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Tamam buradaki uzunluğu çizeriz. Öncelikle verilen bilgileri kullanmak zorundayız arkadaşım. Nasıl kullanacağız hocam diye soracak olursanız. Ya arkadaş nasıl kullanacağız? Tabii ki şöyle kullanacağız. 120'yi gören insanoğlu ne yapar arkadaşım? 120'yi gören dış açısı 120'nin nesi özeldi dış açısı özeldi. Ama iki ihtimali ya burada kaçı ya da burada kaçı. Ya ben şuradaki uzunluğu da kullanmak istiyorsam eğer 20'yi de şurayı 20'yi kullanmak istiyorsam büyük ihtimal buradaki açısı benim için önemli olacak arkadaşlar. Ve o zaman şuradaki açısını kullanayım. E 60'ı var ya burada. Şuradan bir dik çizdiğim zaman arkadaşım şuradan bir dik çizeyim. Şöyle 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı kaç yaptı arkadaşlar? 30'un karşısı 10 yaptı. E hocam burası 10'sa, 30'un karşısı 10'sa burası da 10 köküç mü oldu? Aynen öyle. Şimdi buradaki 120'nin mantığını kullanayım. Hocam buradaki 120'nin mantığı da şurası 60 derecedir. E burada 60'ı kullanmak için de şuradan bir dik çizdiğin zaman yine olay bitti. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 10'dur. Burası da 10 köküçtür. E bizden ne isteniyor gençler? Bizden istenilen şu uzunluk, bu uzunluğu bulacağız. Aa hocam merdiven şekli var. Yani 90 dereceler olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen nasıl oluşturuluyordu? Dik dörtgenle. Haydi dik dörtgeni oluşturalım. Hocam şöyle bir dik dörtgen oluşturacak olursak olay bitti. Dik dörtgeni oluşturdum. Hocam burası kök 10'sa. Burası da kök 10 mu oldu? Evet. Hocam burası 10 20. Burası da 10. Ee, doğrusal burası. Toplamda 40 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Ve şurada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Hatta o pisagor bağıntısını şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Burası 10 kök 3 yazacaktım buraya. Yanlış yazmışım. 10 kök 3 20 kök 3 burası. Sonra hocam burası 40. Sonra ne isteniyor? Buradaki x uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. E hocam x kare eşittir. 20 kök 3'ün karesi artı 40'ın karesinden işlem işlem işlemle x'i bulur musunuz? Bulursunuz. Ama buradan mı bulacağız arkadaşım? Ne var burada? Yine kısa yolumuzu uygulayalım. Hocam 20 kök 20'deki ortak çarpan nedir? 20'dir. Burası 20 çarpı 2'dir. Burası 20 çarpı kök e o zaman x ne olacaktır? 20 çarpı karekök içerisinde kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi şeklinde yazarız. Kök 3'ün karesi nedir? 3. Artı 2'nin karesi nedir? 4. O zaman cevabımız da böylelikle çıkar. 20 kök 7 çıkar arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı böylelikle Cihan oldu. Emir yukarıda verilen doğrusal teli önce A noktasından saat yönünde 90 derece büküyor ve telin K ve L noktaları arasındaki mesafeyi A santimetre olarak ölçüyor. Arkadaşlar A aşağı doğru gelmiş. Burası 7. Ee, şurası AK uzunluğu 24'tü. O zaman burası 24 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 19 mu kaldı? 7 24 25 mi buldu? Evet burada A'yı kaç buldu arkadaşlar? 25 buldu. Şuraya da 25 yazalım isterseniz. Sonra e, ee, biz şu AL uzunluğunu kaç bulduk? 7 bulduk. AB uzunluğunu 5 bulduk. Şu BC uzunluğu bir tane de C noktası belirlemiş. BC uzunluğu 10'sa tamamı 19'du arkadaşlar. Pardon. Evet. Kenan Bey uzunluğu 19'du. Buraya kaç kaldı o zaman? 9 kaldı. Bu daha sonra diyor teli B noktasında saat yönünde yine 90 derece bitmiş ve şu şekilde oluşmuş. Kale arasını yine ölçmüş. Bu sefer B bulmuş. Biz bu sefer dik çizelim şöyle. Dik çizdiğimizde hocam 5 ise 5, 7 ise 7. Buraya 3 kaldı. 5, 12, ne üçgeni? 13 üçgeninden KL arasını 13 bulduk. Yani B'yi 13 bulduk. Şuraya da 13 yazalım isterseniz. Sonra 7, 5 ve 10. Sırasıyla yazalım. Bakın 7, 5 ve 10 bulduk. Sonra aynı şekilde C noktasından büyükmüş, Biz KC uzunluğunu kaç bulmuştuk? 9 diye yazmıştık buraya. Sonra buradaki KL uzunluğunu da C diye ölçmüş. Arkadaşlar burada yine dikdörtgen oluşturdum. Hop 90 derece çizecek olursak 5 ise burası da 5. 10 sa burası da 10 olacak. Buraya 3 kaldı. e Tamamı 9'du. 5 buradaysa 4 kaldı. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 çıktı. E, bir de C uzunluğunda 5 bulduysak bunların toplamı isteniliyor bizden. Topladığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 43 çıkıyor. Yani cevap denizli. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Tam ÖSYM'lik bir soru arkadaşlar. ABC dik üçgeni A köşesi etrafında döndürüldüğünde AB üstü, C üstü ve AB, B2 üstü, C2 üstü, üstü üçgenler elde ediyor. A köşesi etrafında döndürdüğümde biraz döndürdüm bu. Tam döndürdüm zemine yapıştırdım bu oldu. Arkadaşlar her zaman şunu gösterin. Kalem döndürdüğüm zaman hop yine bir kalem mi kalem. Yani döndürme sorularında şekillerin eş aynı yapıda olmasını unutmayınız lütfen. E hocam sen bunu böyle döndürdün. Döndürdüğün zaman dik üçgen yani burası da 90 derece. Tam döndürdüğünde burası da 90 derece değil mi? Yazdık bunu. Sonra ben buraya A dersem hocam bu kenar A. Döndürüldüğünde bak AB üstü de A olacak. Bak şurası da A olacak. Peki. Döndürüldüğünde bir de kenarların eşitliğini yazdık. Kenarların eşitliği haricinde bir de ne var? Açılar da var değil mi? Evet döndürdüğünde hocam şu açı nokta açısıysa hop c açısı yine nokta açısı eş yapıyı kullanıyorsunuz. Hatta burası çizgi açısıysa döndürdüğünde bak yine buraya geldi bu açı hop buraya geldi bu açı. Aa ne çıktı burada? Eşkenar pardon 60'ar derece çıktı. 180'i 3 eşit 3 eşit parçaya bölmüş. 60 60 60 çıktı. E 60 90'sa burası 30 oldu. E, o zaman nokta açısında 30 derece olarak yazalım. Hocam 60 derece ve x kenarlık var burada. Yani 180'den 60 çıkar. 2'ye böl. 60 60 oldu burası. Hocam 2 iç açın toplam 1 dış açıdan. Burası da 30 mu oldu? Evet. Eş kenardan dolayı burası da a oldu. Hocam x kenardan dolayı burası da a oldu. Hatta a a ise 30 30 120 üçgenden dolayı burası da a kök 3 oldu. Hocam e, hipotenüsü kaç a oldu? 2 a oldu. 2 a olacak a olacak. Hatta dik kenarı a kök 3 oldu. Bunları yazacak olursak. Burası hipotenüs 2 a. Burası da 2 a her yeri yazdık galiba arkadaşlar. A burada da e, ne çıktı arkadaşlar? Dik tabanı keş parçaya bölmüş X kenar diyebiliriz. Ya da A A köküçse Pisagor bağıntısından buraya 2A buluruz. Hocam bak 2A 2A X kenar 60 ise burası da 60 diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burası da 30 derece oldu diyebiliriz. Neyse her şeyi bulduk. Cevaba bakalım şimdi. B üssü B2 üssü. Bakıyorum B üssü B2 üssü. Ne bulduk arkadaşlar? A bulduk bölü. C C üssü. E, C, C üssü C2 üssü isteniyor. O da 2A çıktı. Yani cevabımız böylelikle 1 bölü 2 çıktı. Dolayısıyla cevap Akçay oldu. Aşağıdaki şekilde planörü çelik halatla çeken bir uçak. Şu şekilde planörü çelik halatla çekiyormuş. Bir uçak görünümü aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Evet 30 derece 15 derece ve 300 kök 2 olarak verilmiş. Buna göre AC kaç metredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam 15 var 30 var. 30 mantığını kullanayım hocam. Hop dik çizeyim buradan. Tamam dik çizdim. Eyvallah. 30 60 90 çıktı. Buna da eyvallah. Kardeşim kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15 75 90 çıkıyorsa gittiğin yol yol değil. Bunu unutma. E ne yapacağız hocam? Ya soru çıkar mı? Evet. Çıkar ama ya bir karışık çıkar arkadaşlar. Yani bu özel açının bir mantığı gibi düşünün. Sen dik çizeceksin, özel üçgen oluşturacaksın. Eyvallah ama 15 75 90 oluşturmaz. Çünkü 15 75 90 özelliği gıcık bir özellik. Haşa 4 açıdan bahsetmiyorum. Dik kenardan diğer dik kenara geçiten bahsediyorum. Mutlaka kolay bir yolu vardır. Ne yapacaksınız o zaman? E arkadaşım şöyle açıları yazacak olursanız 30 15 45. Buraya kaç kaldı? 135. Aa 135 derece. 135 derecede özel bir açı. 135'in nesi özel? Hocam ya buradaki açısı özel ya da burada açısı özel. İki ihtimali düşüneceksiniz. Şimdi baktığınız zaman şuradan e, şu 45'i kullanmak için dik çizersek ne geliyor? 15, 75, 90 geliyor yine. Demek ki buradan çizmeyeceğim. O zaman ben dikimi nereden çizeceğim arkadaşlar? Şu 45'in mantığını kullanmak için. Hop şuradan çizeceğim. E, buradan çizdiğim zaman 90, 45, 45 geldi mi? Geldi. A 30, 90. Hop burası da 60 oldu. Bak ne güzel. 90'ın karşısı 300 kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır. Yarısı kaç yapıyor arkadaşlar? 150 kök 2 yapıyor. E buradaki dik üçgende de 45 45 90 üçgeni x de ne yapacaktır? 150 kök 2'nin kök 2 katı yapacaktır. Şu x'in çarpımı 2 olduğundan dolayı cevabımız da böylelikle 300 yapar arkadaşlar. Böylelikle cevap Edremit oldu. Oğuzhan ve Ülkü aşağıdaki düzeni hazırlıyor. C ve D noktalarına uzunlukları 10 kök 2 birim olan yarıçapı önemsiz 2 kaç bağlıyor. Tamam. Yani uzunluk bu öyle. 10 kökü olarak alacağız arkadaşlar. Buraya kadar. Devamını getirelim bakalım. Daha sonra A ve B sarkaçlarını, sarkaçlarını verilen oklar yönünde gergin tutarak tutularak CD dik BD Ne bu? CD dik BD Neresi? Evet şu şekilde. Ha CD hala BD'ye dik olacak arkadaşlar. Dik şekilde. Ya bu nasıl dik oluyor hocam? Şöyle düşünün. Bu böyleyken de dik ya. Yani şu kalemi düşünün. Böyleyken de dik. Değil mi? Şöyleyken de dik. Şöyle yaptığımızda dedik oluyor değil mi? Ya da şöyle yaptığımızda dedik oluyor. İşte bu diklik bu şekilde devam ediyor. Biraz katı cisimler giriyor burada işin içine ama e, şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. O diklik bozulmuyor. Yani bu doğruya diklik aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tamam. E, bir de CD dik AC. CD dik AC. Tamam burası da sıkıntı yok herhangi bir şekilde. Şekil 1'deki kameradan dolayı göremiyorum. Şu ekrana bakacağım. Şekil 1'deki A ve B sarkaçları arasındaki uzaklık 21. Evet A ile B arkadaşlar arasındaki uzaklık 21 olarak verilmiş. Şurası arkadaşlar. Neresi? Şurası 21 verilmiş. Yani CD uzunluğunu sana ne vermiş? 21 olarak vermiş arkadaşım. Eyvallah bunu da kullanacağız. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru galiba ya. Buna göre diyor A ve B arkadaşlar arasındaki uzaklık şekil 2'de kaçtır diye isteniyor bizden. Şimdi gençler bakın bu sarkaç buradayken buraya geldi. Peki bu sarkaç da buradayken nereye geldi? Buraya geldi. Arkadaşlar aynı yerde olmuş olsaydı bu sarkaç yani aslında şuraya kadar ya öyle gelmiş olsaydı böyle. Dikkat edin. Şu sarkaç böyle gelmiş olsaydı. Aslında ben buradaki sarkaçı böyle götürdüm. Bu sarkaç burada olsaydı böyle 45 derece götürseydim o zaman burası ne olacaktı arkadaşlar? 45 derece mi olacaktı? Evet. A o zaman ben 10 kök 2 burası 10 kök 2 burası o zaman ben bu uzunluğu ne bulurdum? 10 kök ki ve 10 kök ki ikiz kenar dik üçgen mi? Çünkü burası 90 derece oldu. İkiz kenar dik üçgenden dolayı cevabımız ne olacaktı? Hocam burası 20 olacaktı. Ee bizden ne isteniyor? Aynı buradaki şey isteniyor. Bak ben bunu böyle böyle götürdüm ya. Şöyle götürdüm ya. E, buradakini de aslında aynı şekilde götürebilir miyiz? Evet. Buradakini de şöyle götürdüm. Şöyle götürmüş olsaydım yine aynı şey mi çıkacaktı arkadaşlar? Vallahi mükemmel bir soru ama. Sanki katı cisimlerde sorulsa daha hoş olurdu. Ama burada da sorulabilir. Hiç sıkıntı değil. Hocam böyle 45 derece götürdüğüm zaman 10 kök 10 kök 2. Yine burası 20 mi oldu arkadaşlar? Ve bunlar e, buradan da böyle 10 kök 2. Buradan da 45 derece. Buradan da 45 derece. Aynı şekilde 45 45. Zeminden aynı uzaklıkta oldu. Dolayısıyla şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası bir düzlem belirtti. Şuradaki bir düzlem belirtti arkadaşlar. Ve bu düzlem her ikisi de böyle 45 derece 45 derece burası 45 derece 45 derece olduğu için şurası bir dikdörtgen burası da bir dikdörtgen oldu hatta alt zeminde bir dikdörtgen oldu mu arkadaşım oldu uzunluklar da birbirine eşit işte olduğuna göre çünkü şunlar birbirine paralel e şunlar da birbirine paralel ve buradaki zaten 90 derece o zaman burası 90 derece ise şuradaki uzunluk da 21 ise aynı zamanda buradaki uzunluk da 21'dir. Ve burada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle şunu çizecek olursak. Bizden de A ve B arasındaki uzaklık isteniyor. 20, 21 ve X. Normalde X'in karesi eşittir. 20'nin karesi artı 21 karesinden yapabilirsiniz. Ve X'i buradan bulabilirsiniz. Ama daha önceki videolarda da söyledim. Böyle bir özel üçgen var. 20, 21 ne üçgen arkadaşlar? 20, 21, 29 üçgeni vardı. Dolayısıyla cevabımız 29 çıkar. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Bunu böyle getirdik. 10 kökü 10 kökü 20 yaptı. Aynı şekilde 10 kökü 10 kökü 20 yaptı. Şöyle bir düzlem oluşturdu. Dikdörtgensel 20, 21, 29'dan 29 çıktı. Hoş bir soru. Cevap Balıkesir oldu. <laughs>